Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olmak ücretsiz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çok beğendiğim bir modelin daha yapımıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi tek sırada, çift sıra gibi giden çok hoş bir model arkadaşlar. Bu modeli hep çok beğenirim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Tabi her zamanki gibi ilk önce bu şekilde bir ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra modelimizin yapımına geçiyoruz. Tığ battığımızda sık iğne ile ipimizi tutturuyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başını çift alıyoruz. Aynı sık iğne ile tutturduğumuz tığ battığımızın içine arkadaşlar girip 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 seferde bir trabzan yapıyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Bu yaptığım 3 seferde aldığım trabzanımın içine 2 2 alarak bu şekilde bir tekli trabzan yapıyorum. Tekrar 2 2 3 oldu. Tabi zincirimle 2 zincirimle beraber 3 oldu. 4 oldu. 2 2 aldım. 5 Toplamda arkadaşlar 6 tane trabzan yaptım buraya. Şimdi yandaki tığ battıya değil atlıyoruz bir tane İkinci tığ battıma yaptığım bu trabzanım arkadaşlar bu şekilde buraya sabitledim bakın buradaki trabzan sayımız 6 olacak zincirimizle beraber yine aynı şekilde arkadaşlar bir zincir çekiyorum iki defa tığımın başını doladım aynı tığ battı ya 2 2 2 seferde bu şekilde buraya yine İlk trabzan gibi bir trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi bir defa doluyorum. Trabzanımın için arkadaşlar şöyle dibini iyi sıktırın. Çünkü önemli. Geri döndüğümüzde bu kalan iki trabzanı dört tane daha yapıp altıya tamamlayacağız. Tekrar altı zincir. Altı zincirimi çektim. Ve geri dönüyorum. Burada yapmış olduğum arkadaşlar trabzanın İlk trabzan tepesine bu altı zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde ilk trabzanımın tepesine kapattım. Şimdi buraya arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum ve düz yüzüne bu şekilde döndüm. Bir defa tığımın başını doladım. 2 2 olarak bir trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum kapattım. Buraya trabzan alarak. Bir defa doladım. Yanına 2 2 alarak bir trabzan daha yaptım. Tekrar arkadaşlar boş bırakıyorum bu trabzanı yanına iki, ikinci bir trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzanımın tepesine 4 zincir çekip bir tane tomurcuk yapıyorum. Evet arkadaşlar bir tane boş trabzan ikinci trabzanıma kirpiğimi kapattım. Tekrar bir tane 2, 2 alarak boş trabzan yaptım. Tekrar 2, 2 alarak ikinci trabzan yaptım. Arada bir tane boş trabzan bırakıp ikinci trabzana 4 zincir çekip bu şekilde kirpik yapıyorum. Tekrar bu şekilde bir defa doladım. 2, 2. Evet, bunu yine boş bırakıp yanına bir tane daha yapıyorum. 2, 2. Şimdi yine bu ikinci trabzanıma dört tane zincir çekip tomurcuk yapıyorum. Tomurcuk dedim dört tane oldu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Tomurcuk, kirpik. Bu şekilde iki zinciri çekiyorum. Tekrar buraya yuvaya sık iğne ile kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya sık iğne ile kapattık. Bir defa doladık. Burada iki tane trabzan bırakmıştık. Bu trabzanımız tamamlamak için yuvaya girip iki 2 olarak aldım. Şimdi buradaki trabzan sayım 3 oldu. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bir defa şurasını sıkı tutalım. Bir defa doladım. Trabzana girdim. 2 2 olarak aldım. Trabzan sayım burada 3 oldu. Bir defa doluyorum. 2 2 4 oldu. Burayı 6'ya tamamlıyorum. 5 ve 6. Buradaki trabzan sayım 6 oldu. Bu şekilde Şimdi bunu bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma kapattım bu şekilde bir zincirimi çektim. Evet arkadaşlar bakın bir tanesini bir tanesini bir şekilde bitirdik. Şimdi gördüğünüz gibi tek sırada çift sıra yaptık. İkincisini de yapalım. Bu kapattığımız trabzanın içine arkadaşlar aynı yere aynı tığ battıya bir zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Ve aynı tığ battıya girdim. 2 2 2 şeklinde 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Trabzanımın 2 2 tane zincir çektim. Üzerine bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 2 tane trabzanım oldu. 2 2 3 bir defa doluyorum. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Trabzan adedimiz zincirimle beraber 6 oldu ve yine bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde buraya kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını iki defa doladım ve yine aynı tığ battının içine girdim. 2, 2 2 olarak yine 3 seferde bir trabzan yaptım. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Trabzan arama 2 tane arkadaşlar trabzan yaptım. Bakın bir tanesini böyle bu şekilde boş yapıyoruz. Yuvamızı kapatmak için. İkinciyi de böyle 2 trabzan yapıp 6 zincir çekiyoruz. 6 6 zincirimi çekip ilk bu trabzanımın tepesini arkadaşlar kapatıyorum. Koyu renkli inşallah gözüküyordur arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum bu kapattığım yere. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir 4 zincirimi bu trabzanımın içine kapattım bir defa doladım 2 2 bunu boş bırakıyoruz arkadaşlar ikinci yaptığım trabzana kirpik yapacağım 4 zincir kapattım trabzanımın arasına bir defa doluyorum 2 2 bu boş arkadaşlar yanına 2 2 alarak ikinci bir trabzan yaptım buna kirpik yapıyorum 4 zincirimi çekip kapattım trabzan aramı Evet bir tane boş bir tane kirpikli trabzan yine 2 2 iki alarak ikinci trabzanımı yaptım buna kirpik bu şekilde kapattım 2 zincir ve yuvada kapattım yine bu taç şeklinde olan yerimiz bitti arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Hemen kaldığım trabzanın devamını yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. ve sonuncu trabzanım. Bu şekilde trabzanımızı yapınca bir tane tığ battatlayıp ikinci tığ battıya kapattım arkadaşlar bu şekilde bir zincirimi çektim iki defa doladım 2 2 2 arkadaş şu bir zincir çok kısa olduğu için ondan biraz 2 2 alırken zorluyor Hani 3 4 zincir olup da 2 2 çıkarmak gibi biraz sizi hafif yani o da fazla zorlamaz 2 2 alırken bir ona dikkat edin arkadaşlar 2 zincir 2 tane trabzan yaptım 3 4 5 ve 6 alt. 6. trabzanımı da bitirdim. Bir tane atlıyorum. 2. tığ battıma bu şekilde kapatıyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 defa doladım. 2 2 2 olarak 3 seferde aldım. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Buradaki trabzanıma 2 2 olarak iki tane trabzan yaptım. 6 zincir. Yuvamız için ters döndürdüm arkadaşlar. Bu sefer şöyle hemen gördüm arkadaşlar. Trabzanımın tepesine kapattım. 1 2 zincir. Bir defa düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Bir defa doladım hemen yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 2 tane trabzanım oldu. İlk başta hemen 4 zincirimi çekip bu trabzanıma kapatıyorum. Bir defa doladım. 2 2. Bu boş. İkinci trabzanıma 4 zincir. Kapattım buraya arkadaşlar. Tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanımı hemen 4 zincir. kapattım kirpiği buraya bir defa doluyorum 2 2 bir defa doluyorum 2 2 2 tane trabzan yapınca 4 zincir ikinci trabzanıma tomurcuğumu kapattım tomurcuk dedim 4 olunca 2 zincir çekip yuvama kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde bitiriyorum bir defa doladım 2 2 olarak aldım 3 yuvaya girip trabzanları tamamlıyoruz 6'ya 5 ve 6. ve sonuncu trabzanım bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma kapattım bu şekilde arkadaşlar umarım bu da bitti yeterli olmuştur İpimizi koparalım arkadaşlar bu şekilde ipimi yakayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Böyle alt yapısı da çok hoş duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu çok beğendiğim bir modeldi arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde modelimiz yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar